Sevgili izleyenler, sizler için çok güzel bir VTR hazırladık. İzliyoruz. Sevgili izleyiciler, bu hafta bir kez daha Makşe Yayla'dayız ve işletme müdürü Sayın Selman Bey ile beraber. Selman Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar Gökçen Hanım, iyiyiz, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Yoğun bir dönem geçirdiniz. Bir anlatır mısınız, şu geçtiğimiz bir ay sizin için nasıldı? Geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca sağ olsun müşterilerimiz bize çok güzel maraton yaptırdılar. Resmen maraton yaptık, zamanla yarıştık en iyi hizmeti verebilmek için. Güzel geçti bizim açımızdan. Çok dolu dolu bir Ramazan ayı yaşadık. İyi hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah müşterilerimiz de memnun kalmıştır bizden. Peki Ramazan'da en çok neler sattınız? İnsanlar ne çok yemeği seviyor? Ramazan'da en çok ne sattık? En çok şunu sattık dersek yalan söyleriz. Çünkü insanlar karnı aç olunca ne görseler alıyorlar. Onun için her şeyden, ama yine de özellikle dolu dolu çok fazla sebze, meyve, et tüketimi çok oldu. Tatlılar özellikle. Her şeyden dolu dolu. Pastane reyonu bayağı bir ilgi gördü. Pastane reyonu gerçekten çok iyiydi. Akşam 5'ten sonra yaklaşamıyorduk biz zaten. Yani sorun, ekmek yetiştirmek için uğraştılar. En az bir 10-15 dakikalık kuyruk vardı kasapta da, pastane bölümünde de. Evet, bir de özelliğiniz sıcak sıcak pideler sattınız. İftar yaklaşırken hakikaten iğne atsan yere düşmeyecek şekildeydi. Evet. Bir de şu dikkatimi çekti Salman Bey. Türklerin yanı sıra yabancı milletlerden de birçok insan vardı. Onların bizim ürünlerimize bakış açıları nasıldı? Yabancıların, yani uzun dönemden beri bu Fransa'daki marketlerin çoğalmasıyla daha çok kendi ürünlerinden çok Türk ürünlerine doğru yöneldiler. Çünkü gerçekten bizim ürünlerimiz dünyaya hitap eden çok kaliteli, güzel ürünler. Yani Türk ürünleri diye söylemiyorum ama bu söyleyin gerçek. Söyleyin. Bu bir gerçek yani. Kendi genelde baktığınız zaman, yani bizim ülkemiz dışında çok fazla yemek kültürü olan ülkeler yok ama yani onun için yöneliyorlar. Siz de gördüğünüz gibi zaten 9.30-10'a kadar, evet, insanları buradan zorla çıkartıyorduk. Evet. Özellikle de Ramazan ayında fırındaki arkadaşlara gerçekten Allah güç verdi diye düşünüyorum. 5-6 kişi çok ciddi çalıştılar ve bunun meyvelerini de topladığınızı düşünüyorum market olarak. Çünkü insanlar evine gittiğinde sizin lezzetlerinizden haz aldıktan sonra siz kazandınız. Aslında o zaman kazanıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. İnsanlar gelip buradaki hizmetten memnun kaldıkları zaman biz kazanıyoruz. Gerçekten bu böyle. Çok güzel yenilikler düşünüyoruz. Yani bunu da gerçekleştireceğiz en kısa sürede. Ama şu an az önce de söylediğimiz gibi çok yoğun bir dönemden çıktık. Şu anda hemen açıklamayalım. Ben biliyorum da sevgili izleyiciler, anlattırmak istedim ama tiyo vermiyor yeni sezona. 9. ayda gümbür gümbür geliyoruz, beklesinler. Yaz sezonu boyunca sabah 9, akşam 9 olmak üzere. Kış sezonunda da sabah 9, akşam 8 burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Sizleri Ramazan'da yalnız bırakmayan, yiyeceklerinize, gıdalarınıza, lezzetlerinize sonsuz rağbet gösteren izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Yanımızda olan bütün müşterilerimize, sevgili dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizi tercih ettikleri için, bizi seçtikleri için, yanımızda oldukları için her zaman hizmetin, kalitenin en iyisini kendilerine sunmaya çalışacağımızdan emin olsunlar. Peki sizi bilenler biliyor zaten de, bilmeyenler için bir kez daha adresimizi hatırlatalım mı? Tabii ki. Adresimiz çok kolay. Gare Lyonnaise, çok merkezi bir bölgedeyiz bildiğiniz gibi. Saint-Cruz-Louison-Bobé adresinde. Buradan gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.